Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Dead Island serisine hoş geldiniz. Arkadaşlar, Dead Island'ın birinci oyunundayız. Ve Dead Island'ın birinci oyunundayken size neler olup neler bittiğini yavaş yavaş aktarayım efendim. Sevgili arkadaşlar, bu seride Filipinler'de bulunan bir adadayız. Ve bu adada zombi salgını var. Ki bu gerçekten alınan bir hikayeymiş. Yani gerçekten de Filipinler'de böyle insanların zihnini kontrol eden, insanları böyle garip davranışlara sürükleyen bir salgın varmış. Enver abimle birlikte birinci oyuna başladık. İki tane karakterimiz var sevgili dostlar. Ben kılıçlardan anlayan, kesici silahlardan anlayan bir hanımefendiyi aldım. Enver abim de görmüş olduğunuz ikinci oyunun ana karakteri olan beyefendiyi aldı. Saç mı ektirmiş abi ikinci oyunda? Evet. İkinci oyunda biraz daha Blade'e benziyor böyle. Kışlanmış. Ve az önce bir görev aldık dostlar. Görev aldık. Görev şeyi bu arada takip edemediysen. Can Kurtaran abi diyor ki bizim diyor adanın tepesindeki işte iletişim kurmamız lazım. Orduyla, ordudan veya yetkilerden yardım istememiz lazım. Hı hı. İletişim kuramıyoruz. Adanın tepesinde bir radyo anteni var. Oraya ulaşın, oradan yardım isteyin. Buraya girebilmek için de ilk anahtarımı bulmak zorundayız. Anahtarımı bulun, oraya gidin. Kısacası ve sağ alttaki mini map'te de zaten ne gerektiği olan hep bir şey. Sesin çok kesildi abi ama anladım. Harbi mi? Arkadaşlar, bungalovlardan birine gideceğiz. Buradaki bungalovlardan birine. Zaten map'te işaret ediyor. Orada Enver abimin de dediği gibi bir anahtar var, radyo kulesinin anahtarı. O anahtarı alacağız ve radyo kulesine gidip sevgili dostlar iletişim kurmaya çalışacağız. Bu adada olup bitenlerle alakalı. Bu arada birinci oyun olduğuna bakmayın. Gerçekten de oynanış bu oyunda da taş gibi. Ve ben hazine avcısı başarımını falan aldım. Bundan önce bir 10 dakikalık prolog oynattı. O prologda yaklaşık 450 dolarlık bir altın kazandım. Ne işe yarayacağını tabii ki tam bilemiyorum. Birazcık işte silah seçmedir, şudur budur, o kontrollere aşina değilim ama onun dışında her şey taş gibi dostlar. Samedi, mouse'un farenin orta tuşuna basılı tutarsan silah seçebileceğin menü açılır. Aa, evet abi. I'ya bastığımız zaman da U'da yetenekler. I'da envanter var. Görev var sevgili dostlar. Aynen bak. 11 numaralı bungalovdaki Can Kurtaran kulesinin anahtarını getir diyor. Her tarafta loot var. Joined'u aradır. Çantalardan, şuradan, buradan falan. Loot'un tillanı toplayabiliriz. Abi eme gidiyorum zaten. Bir de bir kameramı açayım hemen. Bir minik ahtap yaptım. Aleykümselam dostum, hoş geldin. Hemen şöyle bir şeyi açıyorum. Arkadaşlar, kameramın üzerinde bulunan kısımda cambarı yer almakta. Sağ yukarıda ekipmanları görmektesiniz zaten. Orada ekipmanlar var ve ben yanlış yere doğru gidiyorum. Abi tek sıkıntı, görüntü hafif bulanık gibi bende. Onu hangi ayarla düzeltebilirim? Görüntü ayarından. Şeyden, o kısmından. Kaplama kalitesinin high, yüksek olduğuna emin ol abi. Abi yüksekte. Ve bir de view distance, görüntülenme mesafesi gibi çevirmiş olabilirler. Bilmiyorum. Hı-hı. Da şeyin altında, şey senkronizasyonun altında view distance'ı mümkün olduğu kadar şey yapmaya çalış. Oh. Şu bu sağa doğru kaydır yani. Yükselince bir rahatladım abi, evet. Görüş mesafesi artınca. Ve dediğim gibi dostlar, oynanış ikinci oyunu aratmıyor. Baya baya taş gibi. Burada biraz daha item fırlatma ön planda. Envanterde bir sınır var mı abi? Bunda da böyle 99 gibi, yoksa sınırsız? Silah için sınır var sanmadım. Fakat geri kalan şeyler için sınır yok. Silah dışında her şeye toplayabilirsin istediğin kadar. Biraz silahlarda bir şeyimiz var. Bakın arkadaşlar, ikinci oyundaki enerji içecekleri falan burada da bol bol var. Şunun altına indik mi bilmiyorum. Allah ne verdiyse artık toplaya toplaya gideriz. Silah fırlatma biraz daha burada ön planda. Böyle bir parça daha. Ama çevreyle etkileşim olayını şey yapmışlar.
Benimkinden kesinlikle daha iyi. Silahları nasıl kuşanabilirim? Ağır boru, kürek, yetersiz abi, çivili çekiç. Arena'nın orta tuşuna basılı tutarsan tüm lootladığın silahların menüsünü görürsün. Oradan fareyi kaydırarak istediğin silahın üzerine girip fareye bırakarak onu eline alabilirsin o silahı. Bende iki tane açık abi, geri kalanları kilitli. Tabii onu seviye atladıkça açacağız. Şu anda sadece kaç tane silah alırsak alalım. İki sadece tane. İki tanesini görebiliriz. Fakat envanterine manuel olarak gidip oradan da bir silah kuşanabilirsin. Seçenek de var. Bu dediğim sadece bir çözüm sunuyor. Abi yok, vuruş muruş bayağı iyi ya. Vuruş dinamikleri falan. Bunda da fantastik silahlar yapılıyor muydu? Evet. Zaten Dying Light'taki silahların kaynağı aslında burası. Yani alevli baltalar, işte ne elektrik mızraklar, şunlar bunlar, ne arasan yapabilirsin burada. Onların her biri için şeye toplaman gerek. Gerçi ikinci oyunda da vardı o. Blueprint. Bu blueprintleri vere vere toplanacak bize. Bir şeyi beceremedim ben. Şu kapı kırma mekaniğinde falan. İşte o ne yazık ki çok sıkıntılı. Tam tutturman gerekiyor ve onu şey için yapmışlar. Gamepad'ler için yaptıklarından mouse'la yapmak çok... Konsol için yapmışlar. Gamepad olsa tuttursun da... Mouse'la tutmuyor abi. Abi şu içeride ben bir yer açtım. Bir oda açtım. Odanın içerisinde bir kasa var ama tabii ki kasayı açamıyorum. Birinci seviye kilit açma gerekli diyor. İşte o trade olarak gelecek tabii. Yani seviye atladıkça puan vereceğiz bayağı bildiğin. O puanı aldıktan sonra işte lockpick açma yeteneğine puan verince bunları açabiliyor olacağız. Aa yani evet. O ikinci oyundan en büyük farkı o zaten. Yani seviye atlaman gerekiyor az yeteneğe sahip olabilmek anterin için. Abi Discord'dan giriş sesini biraz daha aşağı çeker misin sana zahmet ya? Sesinin arada sırada kesilmesi ondan kaynaklı diye düşünüyorum ama. Abi 70 desibel yaptım. Giriş hassasiyeti ne diyorsun değil mi? Hı hı. Daha da indireyim abi. 70 desibel sabitledim. Acaba onunla olabilir mi? Onunla ilgili olabilir mi? Şu an çok daha iyi abi. İyi, daha da azaltayım anasını satayım. Al 75 yaptım. Oh, konuştukça daha da şey yaptı, rahatladı. Maybe there's something in here. Bilemiyorum Samet'im. Bu kulaklığa ben 16 bin lira para verdim. Bir hafta önce aldım. Yok yapay zeka ile sesin kalitesini artırıyorum falan dedi. Gidip kafasına atasım geliyor şu anda. Yok, ses kalitesi çok iyi abi. Ses kalitesinden yana bir sıkıntı yok. Arada bir kesilip kesilip duruyordu. Şu an o kesildi çok şükür. O levye falan geldi. Paslı boru geldi. Yalnız burada kötü olan şeylerden bir tanesi de silahların çok çabuk kırılması Samet'im. Aha, blueprint buldum. Abi bak, bu bavulun içerisinde blueprint var. Sen de al istersen. Ben onu çoktan yemişim abi. Kime diyorum? Ben onu yemişim abi. Burada silahlar en fazla 2-3 dakika içerisinde kırılıyor ne yazık ki. İkinci oyundan en büyük farkı o. Zaten bu adamlar Dying Light'ta da aynı mekaniği devam ettirdiler. Ve en büyük eleştiri nedenlerinden bir tanesi de oydu. Lan birazcık daha durability'yi artırın diyordu oyuncular. Fakat onu yapmadılar. Neyse ki her tarafta bir silah var abi. Yani iki adım atsan evet bile bir tane silaha denk girebiliyorsun. Küreği, borusu, şeyi. Ah vallahi şu an çok iyi oldum. Görüş mesafesi şey ayarının altında 5 ayar daha var. İkinci sıradaki motion blur, dördüncü sıradaki film grain. Beşinci sıradaki zıbıdık. Onları da kapat abi. Onları da kapat. Görüntü bulanıklığı, işte film efekti bilmem ne. Tamam, dördüncü sıra. Bir ve üçüncü sıra açık kaldı sadece. Aa evet, evet evet biraz daha şey oldu. Tamamını kapatsam oranın mesela. Bende gözükmüyor çünkü yamak kurulu olduğundan. Allah bilir ne yani kenar yumuşatmada.
Hangi özelliği diyor? Hatta kromatik parlaklık gibi bir şey vardır büyük ihtimalle. Onu da kapatsam edin. Abi kapattım, hepsi cam gibi oldu şu an. Aynen öyle. Senin sesin de pure pak oldu abi. Vallahi çok sevindim şu an. İyi, mis gibi. Oh, vallahi mis gibi abi. Oyunun tadını çıkaralım. Aleyküm selam Aral, hoş Aha. geldin. Oy. Oh my God. Karısını mı öldürmek zorunda kalmış? Bu abimiz diyor ki şu anda bu havuzdaki cesetler benim karım, çocuklarım, aile üyelerim, öldürmek zorunda kaldım. Ne yapabilirdim? Sen olsan ne yapardın? Ha, ben de aynını yapardım deyip kafasına vurup hani onu bu acıdan kurtarmak istedim ama Loot çıkar belki. ben onu bu acıdan kurtarmak istedim abi. Ha tabii son bir şey daha söyleyeyim. İkinci oyunda olmayıp tabii oyunda olan bazı silahların seviye sınırı var. Yani mesela silahı alabilmek için seviye 3 olman gerekiyor, örnek veriyorum. Sen kendin seviye 3 olmadan bazı silahları kullanamıyorsun mesela. O kanım kapı kırarken beceremiyorum ya. Abi bu çok zor ne yazık ki. Ben şeyi aldım bu arada. Anahtar kartını aldım. Şeye geri dönebiliriz. Can kurtaran abiye geri dönebiliriz. Bir de şu anda bir ses kaydı çalıyor. Duyuyorsundur sen de. İkinci oyunda da ses kayıtlarının kullanılmasının nedeni bu aslında. Yani nedenlerinden bir tanesi bu. İlk oyunda da ne yazık ki hikayeyi ses kayıtlarıyla ve notlarla anlatıyorlar abi. Yani hikayenin temelini, her şeyi öğrenmek istiyorsan hem ses kayıtlarını dinlemen hem de notları okuman gerekiyor ne yazık ki. Abi elinde haydar taşıyan bir zombi var. Burada da özel zombiler var. Daha onlara karşılaşmadık. Daha oyunun çok başındayız ama var yani. Özel zombiler burada da var. Onlardan birine denk gelmiş olabilirsin. Dur bakayım. Elinde silah vardı abi. Dövüp silahını aldım. Haydar taşıyordu bildiğin. Tabii silah taşıyan, hatta aklımda yanlış kalmadıysa ateşli silah taşıyan zombiler bile göreceğiz burada. Bu oyunda Oo. ilerledikçe yani. Bu oyundaki zombiler, ya ikinci oyunda hani zombiler bazen konuşuyordu ya, bye bye, I am sorry falan filan diyorlardı ya. Yani belli bir zekaları vardı. Daha o zekaların hepsini kaybetmemişlerdi. Bu oyunda da var o. Yani ikinci oyundaki o durum aslında bundan kaynaklanıyor. Yani bu hastalık, biz zombi deyip geçiyoruz da bu tam olarak bizim anladığımız türde bir zombilik değil. Yani vücutlarının kontrolünü kaybediyorlar. Zihinlerinin kontrolünü belli bir yere kadar ellerinde tutabiliyorlar halen. Yani halen insanlıklarının hepsini kaybetmiyorlar. Hatırlıyorlar. Geçmişlerini de hatırlıyorlar. Yeteneklerini de hatırlıyorlar. Yani silah kullanabiliyorlar mesela. Tamamen bilinçsiz varlıklar değiller. Zombilerin bu özellikleri ilk oyunda bir kural olarak konulmuş. Yani bu dünyanın bir kuralı olarak konulmuş. Ve ikinci oyunda da devam etmesinin nedeni o aslında. Yani bu zombilerin kafası çalışıyor kardeşim. Oturup matematik problemi çözemezler ama eskiden yaptıkları şeyleri hatırlayabiliyorlar. Heyecan verici. Daha ilginç bir yaklaşım. Yani standart gerizekalı zombiden. Bayağı heyecan verici. Ben genelde abi silah fırlatma senin dediğin gibi oyunda çok OP ya. Otomatik nişan Çok alıyor, OP abi. kilitleniyor, pat diye bırakıyor kafasına neredeyse tek. Hatta sağ üst köşede silahın dayanıklılık seviyesini görüyorsun. O azaldığında, yani kırılmak üzere olduğunda fırlat geç abi. Ki biz şu anda daha işin başındayız. Seviye atladıkça serbestçe nişan almamızı sağlayan yeteneklerimiz açılacak. Yani zombinin kafasına, bacağına, şurasına, burasına falan nişan alabileceğiz. Ha bakalım, bu da Silahımızı boru fırlatırken. kullanıyordu. Evet.
Aa şeyden alışkanlık, ikinci oyundan alışkanlık, kalkayım zıplayarak depik Zıplamaya atayım dedim çalıştın değil de. mi? Ben de aynısını yapmaya çalıştım. Ve yapabiliyorsun. Yani ikinci oyundaki kadar uzak mesafeye gidemiyorsun ama zıplayıp tekme atma tuşuna basarsan aynı hareketi yapıyor. Nasıl bir ölümdür yiğidim. Bir oyuncu ha sen envantere bastığında şey gösteriyor oyunda. Bir iki oyuncudan biri meşgul diyor. Şey silahlarım tamamen çatladı patladı. Envanteri manuel olarak açıp oradan şey yapmak zorunda kaldım. Ondan. Güzel bir Abi şu ayrıntı abi. şeye geri dönelim. Can kurtarana geri dönelim. Çünkü bize hayvan gibi deneyim puanı verecek. Seviye atlayacağız. Birkaç yetenek açarız. Daha keyifli hale gelir. Tamamdır abi. Abi 2-3 tane zombi geliyor. Onları parçalayıp. Geldim. Geldim. Zıplayıp tekmeyi koydum. Evet oluyormuş. Evet ama çok stamina götürüyor tekme. Stamina olayı da işte bu oyunda var. İkinci oyunda yoktu o ne güzel. Evet abi ikinci oyunda sürekli böyle bir aktif. Ama o stamina da biz seviye atladıkça artacak. Ya şey benim çok ilgincime gitti. Silah seçiyorsun, donana basıyorsun, tıklıyorsun, sonra geliyorsun, boş slot'a basıyorsun, tıklıyorsun. İşte o neden o oyunun Xbox 360 için geliştirilmiş olmasından sanmadım. Yani gamepad Gamepad kontrolleri taksam daha rahat eder miyim? bunlar. Valla nişan alabilirim, rahat yapabilirim dersen edersin. Yani envanteri daha kolay kontrol edersin. Kapıları daha kolay açarsın. Ama ben mesela yapamam onu. Gamepad konusunda çok beceriksizim. O yüzden ben mecbur klavye fare oynayacağım ama sen dene istersen. Deneyim abi. Yapabilirsin yani. Daha keyifli olabilir. Tamam, bu şey yapıyor. R1 L1 ha L1 tekme, R1 silah değişiyor. Envanterden R2 vuruyor. Koşuyu bulduğum an çözeceğim işi. Ben Can Kurtaran abiye gidiyorum abi. Sen oraya ışınlanabilirsin ikinci oyundaki gibi. Sen takıl istersen ben hızlı bir şekilde koşuyorum oraya doğru. Görevi verip yenisini alalım. Becerebileceğim herhalde. Görüş açısı falan şey ya. Samet'im o muhabbetin optimizasyona etki etmesine sevindim. Nasıl çalışıyor peki balım? Önce Window modu alıp ondan sonra mı şey yapıyordun? Beautiful. For a moment, you can almost forget. Aa yok görseller falan güzel ya. Başardık tabii ne sandın? Sen de aldın herhalde değil mi? Ha Geldi yok geldi sana abi. şey tamamdır. Ya görevin XP'si geldi de şeyi gelmedi. Ya ödül mü ödül geldi mi bilmiyorum. Ödül yok zaten. Şey veriyor sadece. Senin buraya ışınlanabiliyor olman lazım ya. A. B'ye basınca gelebiliyor olman lazım yani. Vermiyor mu Yürüyerek geldim onu? abi. Neyse. Tam isabet modu Blueprint verdi. verdim. Heh, tamamdır. Aynısını aldık o zaman. Bir görev daha alıyorum. Ayrıca diğer odada bir yan görev var. Ama ilk önce ana görevi alalım. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe.
There should be a working radio inside. Signal us when it's clear and we'll follow you. Anahtarı aldığına göre kuleye git de yayını yap diyor. Bir de şurada bir yan görev var, ben onu da alayım. Alalım abi. Maggie'yi yemişlerdir gibi geliyor bana ama neyse. Maggie'yi bul. Şu an işaretli olan görev Maggie'yi bulma abi. 290 metredeki. Hemen bir bakayım abi. M tuşuyla haritayı açıp bütün görevleri aslında görebiliyorsun ve waypoint ekleyebiliyorsun. Aklında olsun. Ha, bu can kurtaran kulesi. Kırmızı bayrak ana görev. Diğeri nerede? Maggie ile alakalı bir görev vermemiş gibi. Maggie ile alakalı görev verdi de onu şeyden alıyoruz galiba. Görevler kısmından. Evet, burada. Side quest kısmından görüyor. Onu manuel olarak seçmemiz lazım abi. Manuel olarak seçersek gelir ama ilk önce ana görevi mi yapalım, onu mu yapalım? Nasıl istersin? Önce Maggie'yi bulalım abi. O zaman onu bir seçiyorum abi. Zaten diğerinin zorluğa baksana. Yok ya. Senin yapman gerekiyor. Senin yapman gerekiyor. Görevler kısmından kayıp. Ana görevi yaparken yan görev yapamazsın diyor abi. Kompetitif modda oynarken yapamazsın. Önce git diyor, ana görevini yap diyor. Öyle yapalım ya. Bu bize girebilir gerçi de biraz zormuş. Neyse girsin. Evet abi, 4 kademe 4 kuru kafa bir zorluk verdi ama. Yaparız yaparız. Çatır çatır yaparız. Geliyorum yanına. Yok, gamepad'le de oynanıyor da klavye mouse kadar rahat değil ya. Hiçbir zaman olmuyor abi ya. Keşke olsa ama ben yapamıyorum yani. Yapanlara çok büyük saygı duyuyorum. Ben yapamıyorum. Abi Baran'ım yapabiliyor mesela da ben de zor yapıyorum ya. Yapıyor. Yok birader, ben klavye mouse adamıyım ya. Alışırız envanterin küçüklüğüne, ne yapam. Bu abiyi kurtardık. Oh fuck, fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. You wanna come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Seviye atladık. Güzel XP verdi ya. Ha bir saniye, ben şu işe yaramaz paslı boruları falan bir atayım. Bunu bırakmanın bir kısa yol tuşu yok mu arkadaşlar? Al şu bıçağı. What do we have here? Aa, şey var abi. Crafting masası mı? Hı hı. Evet, crafting masası burada da var abi. Blueprintleri aldıktan sonra burada üretiyoruz. Ve tamir edebiliyoruz. Gerçi ikinci oyunda da vardı. Zayıflatıcı beyzbol sopasını tamir ettim. Geliştir sekmesini de göreyim.
Upgrade. Bütün silahları upgrade edebiliyorsun sanırım ve hepsi için de para gerekiyor. Yani materyal değil de nakit para. Abi 17 dolar, 19 dolar. Şu anda bayağı paramız var. Yapalım geçelim bence. Para değil yani. Ben zayıflatıcı beyzbol sopasını aldım. Bir de korkutucu mutfak, korkutucu mutfak bıçağı, evet. Korkutucu mutfak bıçağı var. Ona bastım upgrade'i. En babasına 50 aldı zaten. Oluşturdan bir şey almadım ama onları aldım. Korkutucu mutfak bıçağını donan abi şuraya. Kürek, boş iş. Bırak. Sıradan manivela, süpürge sopası. Bırak. Üçsüz dalış bıçağı falan. Ya bu iki silah bana yeter mi? Bir iki tane de yedek bırakayım mı acaba? Abi her taraf silah kaynıyor. Bence hiç yedekle medekle uğraşma. Ama tabii karar senin. Vallahi attım abi. Ben de attım bir sürü şey. Dışarıda zaten zibilyon Paramı kadar var da onlardan. bastım. Allah'a verdiyse şu an 4 tane silahım var. Aralarından biri bıçak. Güçsüz dalış bıçağı. Var ya bende. Tamir ederim gari ya. O bıçakçıya döndüm. O kürek güzel olabilir mesela. Kürek fırlatmak için çok güzel abi. Kesinlikle tavsiye ederim. Fırlattığın zaman o çıkan köteng sesi acayip tatmin edici. Kürük ev yapımı bıçak. Sürekli silah çıkıyor her birinden. İşte o yüzden diyorum ya yani hiç bir silah şey yapma. Özel olmadıktan sonra hiçbir silaha bağlanma. Zaten zibilyon kadar çıkıyor. Bu şey üzerine kurulu abi galiba. Al fırlat, al fırlat. Aynen öyle. Yani hiçbir silaha bağlanma. Hiçbir silah elinde tutma. Kullan at, kullan at. Grafikleri falan da fena değil. Oynanışı zaten güzel. Güzel güzel abi yani şu anda bile çıkan çoğu oyundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ya ne bileyim Seven Days to Die'dan daha iyi mesela yani grafikleri. Orası öyle canım. Ama daha aynı kalibrede oyun değiller tamam doğru da yani. Ama ben bu bıçağı sevdim. Oy burası kaynıyor. Aa, harbiden çok kalabalık. Biri benim şaftıma vurdu abi. Bana da vurdular, beni de yere düşürdüler. Geliyorum, geliyorum. Oy. Stamina'ya dikkat etmek lazım. Stamina bitince kötenk diye yere düşüyoruz. Alışmışız ikinci oyundan haldır uldur sallamaya. Abi canım. Hiç ara vermeden. Boru falan var. Bu birinci oyunda da ateşli silahlar var galiba abi. Var. Birinci oyunda da ateşli silahlar var. Hatta şu oyunda çok ilerlememize gerek kalmadan onları kullanabileceğiz. Fakat birinci oyunda mermi bulmak korkunç zor. Yani ikinci oyundan bile daha zor yani. Hatta en sonunda uğraşmayayım diyorsun. Bırakıyorsun bir köşeye. Ne halin varsa gör diyorsun yani. Odunla kürekte falan dalmaya devam ediyorsun. Para edecek malzeme. Bir enerji içeceği falan hoş olabilirdi. Ama ben seviye aldım. Şimdi ne var? Öldüğünde verilen para cezası azalır. Öldürmeler sonucunda dayanıklılık kazanırsın. Düşmanların daha az dikkatini çekersin. Keskin silahlar artık daha verimli. Sanırım Abi keskin silahlar daha şöyle verimli alırım söyleyeyim. ya.
En soldaki ağaç, ikinci oyunda zombi oluyorduk ya geçici süreliğine. En soldaki ağaç o işte. Yani o özelliği açıyor. Fury yani öfke dediği nane aslında o. Eğer sol taraftaki ağaçtan gidersen o zombi moduna geçiş yapmanı kolaylaştırıyorsun. Zombi modunda daha uzun süre kalabiliyorsun falan filan. Ortadaki ağaç normal silah kullanımını geliştiriyor. Daha fazla hasar veriyorsun. Silahın daha uzun süre dayanıyor falan filan. En sağdaki de ki ben hep en sağdakinden gitmişimdir bu oyunda. Survival yani sağlığını artırıyor. Staminanı artırıyor. Mesela sana sağlık regen veriyor. 10 saniyede bir sağlığın kendiliğinden doluyor falan filan. Kafana göre takıl aslında yani çok şey değil de Furi'den gidebilirsin mesela sen öfkeden gidebilirsin. O Ben zombiye dönüşme hoşuna gidiyorsa. kilit açmaya doğru gitmeyi tercih ettim abi. Ha, doğru, bak o da var. Kilit açarsak eğer pek çok yere erişimimiz olacak. O da iyi bir fikir yani. Hızlıca kilit açmaya ve dayanıklılık kazanımına gittim. Tehditkar mutfak bıçağı satır. A4 level giyebilirsin diyor. Korkutucu mutfak bıçağım üzümlü kekim. Silah upgrade'lemek yerine direkt yerden al, pat 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 vur at vur at. Aynen öyle abi. Hiç şey yapma yani. Ama senin balta güzelmiş abi. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. O da ilginç aslında. İkinci oyunda olmayan bir şey. Bu oyunda araba kullanıyoruz. Aynı Far Cry'da olduğu gibi arabalara binip kullanabiliyoruz. Zombiyi götünden bıçaklıyorum abi. Evet gördüm abi. Ben de kafasına dağıttım. Sanıyorum oyundaki ilk yarı boss zombiyle tanışmak üzereyiz. Hafızam beni yanıltmıyorsa. O yüzden silahları milahları şöyle güzelce bir ölmek üzere olanları aradan çıkaralım, yenileyelim. Allah ne verdiyse. Baba Açıyorum baba. kapıyı. Umarım zombi değillerdir. Fukla falan olabilir mi onlar? Karım Sims oynuyor da abi kenarda. Simler garip gurabeye hareket ediyor böyle. Ve korsan da oynamıyor kızcağız yani. Ne oyundu o be? Ben bıçağı fırlattım beyefendinin üzerine ama. Kardeş onu bir geri alayım mı be? Yarı boss bu muydu abi? Çünkü sen içinden geçtin onu. Ben de içinde hiç anlamadım. Hafızam beni yanıltıyormuş demek ki. Sanki buradan daha güçlü bir şey çıkıyormuş diye aklımda kaldı. Crafting masası var burada. Sanırım üst kata çıkacaktık. Çok mu geçiyor? Evet, az önce onun telsiz konuşmasını duyduk. Bütün motorlar durdu. Mayday, mayday düşüyoruz dedi. Tahmin edebileceğin gibi o uçağın olduğu yere gitmemiz gerekecek. Düş canım. Şimdi ben hani şeyi biliyorum. Bu bir gerçek hikayeden alınma. Hani cidden Filipinler'de böyle bir virüs var. O yörenin insanını etkileyen. Evet. Ve Kuru ismi bu arada. İnternetten bakabilirler yani. Kuru diye bir virüs var hakikaten. sadece o Ama yörenin yani insanı mı etkiliyor abi? virüs demek yanlış olur. Genetik bir rahatsızlık. Evet, sadece Papua Yeni Gine yerlilerini etkileyen bir rahatsızlıkmış bu.
genetik olarak işte her nesilde belirli kişiler yakalanıyormuş. Sadece o yörenin insanların özgü ve yakalananlar da işte aynı bu oyunda gördüğümüz gibi zombi benzeri semptomlar gösteriyorlarmış. Saldırganlaşıyorlar falan böyle. Hareketleri titrek hale geliyor. İşte yürürken falan oralarını buralarını titretiyorlar. Saldırgan hale geliyorlar. Salya akıtıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne versen yiyorlar falan. Hakikaten bir pratikte bir zombiye dönüşüyorlar diyebiliriz. Vay be. Ve ikinci oyunda gördüğümüz Zenci Doktor da işte bu şeyi hastalığı, bu genetik sorunu kullanarak virüsü yaratıyor işte. Aslında amacı daha mı farklıydı, yoksa bilerek mi yürüdü? Amacı insanlığı işte kurtarmaktı inanacak olursak. Çünkü insanlığın en geç 100 yıl içerisinde Bir de ortadan zombi insan. kalkacağına, ortadan silineceğine inanıyordu. İnsanlığı kurtarmak için yaptım demişti ikinci oyunda. Artık ne kadar inandırıcı bilmiyorum. Lan bizim gitmemiz gereken bir yer daha mı var? Biz mi göremiyoruz? Abi haritada temizlememiz gereken zombiler var diye yorumlayaraktan Haklısın ve aşağıdalar haritaya göre. aşağı indim. Biz onları kaçırmışız. Ha, buradalar abi, evet, şu hafif Resident Evil tarzı takıldığımız koridordalar, görev bitti galiba. sanırım yukarı çıkıp manuel olarak radyoaktif etmemiz gerekecek. Çünkü harita halen kırmızı bayrağı üst katta gösteriyor. Ben çıkayım onu yapayım 2 dakikada. Zombi eti falan buldum abi. Ay. Yok bu Vallahi arada ben de ben buldum. klavye mouse Zombi. yani. Kesinlikle gamepad insanı değilim. Klavye mouse candır. Ha, senin de gelmen gerekiyor Samet'im. Geldim Geldim, abi. okey. Niye orayı terk ediyorlarmış? Ya Minnacık gerçi bir kulübedeydiler ya, savunamayız orayı. Hem orayı savunamayız hem de iletişim kurma şeyi yok. Can kurtaran merkezine gidelim ki orada bir savunma kuralım ve radyoyu kullanarak iletişim kuralım diye bizi gönderdiler. Biz ortalığı temizleyince sıra arkadaşlar bize geldi. deyip geldiler. Aynen öyle. Burası bizim ilk üssümüz olacak. İşte craft masasıdır. Ekstra görevlerdir, şunlardır, bunlardır falan. Minimap'te görebileceğin gibi sadece şu anda 6 tane yan görev açıldı mesela. Biz önce bence diğer yan görevlerden önce abi şeyi bir alalım. Kayıp ölülerin külleri. Kaybı bir Kayıt alalım ya. lan bunlar nereden ki? Ha, bunlar şey veriyor. Kayıpla devam edelim abi, haklısın. Hızlı seyahat falan açıldı. Abi bir şey falan mı var? Tüccar, merchant falan mı var? Var. Minimap'te sarı renkte para simgesi göreceksin. Bir alt katta var. Dur ben seni götüreyim. Nerede kalıyor? Şurada kalıyor galiba. İçeride kalıyor. Heh, şu arkadaş bak. Bay Sal, Bay Beck.
Şimdi sattan şöyle bir... Ama fiyatlar seni hayal kırıklığına uğratabilir yani. Fiyatları tam anlamıyla hayal kırıklığı. Sadece şu satırı geri alayım. Buyback'te de aynı fiyat değil mi? Tabii. Ya öyle olması lazım. Modifikasyon kısmındaki hiçbir şeyi satmasam edim. Onlar ileride bize crafting yaparken çok lazım olacak. Satmıyorum abi. Onlar dursun, yer kaplamıyor zaten. Yok sadece silahları sattım ya. Yerden hani silah alıp atacağım için. Ve gördüğün gibi silah satın almak istediğinde fiyatlar kol gibi. Yani bayağı bir geçiriyor. Hakikaten gereksiz geçiriyor ya. Level 4 olana kadar satırı kuşanamıyorum. Evet, burada o da var işte, ne yazık ki. Sanırım şey Görevlerden yapabilirim. şu kayıp görevini seçeceğim ama. Maggie'yi seçtim ben ama haritaya niye almadı onu? Dur bir daha yapayım. Ben de seçtim abi ama nafile. Find Maggie. Tamam, evet. Track Quest zaten seçili. Bu acaba şey mi? Belli bir yerde değil de biz bunu tesadüfen denk gelerek mi bulacağız? Yani Öyle de olabilir. yolunu göstermiyorsa çünkü. Abi şu anda main görev yok zaten. Buradaki yan görevleri toplayalım istersen. Beyaz ünlem işaretlerinin hepsi yan görevdir. Başladım abi toplamaya. Ana görev sadece sarı oluyor. O yüzden yan görevlerin hepsini toplayıp şey yapalım bence. Abi cesetleri yakmak için benzinlikten yakıt getir. 9 5 kuru kafa gösteriyor. Let's do this yaparız ya. Allah, bu görev de 5 kuru kafaydı işte. Herkesi indirdik aşağıya. Hiç önemli değil yani. Bu 4 kuru kafaydı abi. Ama ağzına tükürdün Ama abi zombinin ya. 5'ten ne olacak, aman boş ver. Ama Ha ağzına bak, tükürdün şeyi bırakmadın yani. arabayı tamir etme görevini alıyorum ben de. Arabayı tamir edince adada araba içerisinde dolaşabileceğiz. Yürümemize Ya gerek kalmayacak yani. ben bunun birinci oyununu sanki çok önceden oynadım abi. Benim böyle 13 senedir YouTube'dayım ya abi. 11-12 sene. Oynamışsın. 13'e diye Mutlaka yuvarladım oynamışsın. da. Biz bunun Oynamışsın. galiba ya Riptide'ını oynadık. O sıralar şey vardı. Ya çok eskiden birlikte oyun oynadığım agalar vardı. Onlarla oynadıydım galiba. Eğer hatırlıyorsan Riptide bir geminin içinde başlıyor. Yani o şekilde belki hatırlayabilirsin. Yok abi biz adadaydık ya. O zaman bunu oynamışsın abi, ki oynamışsındır canım. Bir ara bu oyun bayağı bir şeydi. Meşhurdu yani. Farklı bir şey yapıyordu çünkü. Herkes oynamıştı bunu. Help. Biraz böyle bir hafif Hindistan aksanı sezdim ama. Sana da geldi mi? XP. Geldi abi seviye aldım. Tamam. Görevi tamamladım çünkü ben, çok basit bir şeydi. Ben hala binanın içerisindeyim. Yan görevleri almaya devam ediyorum. Tamamdır abi Ne ben de denk vura vura gidiyorum. gelirse. Görevlerden bir tanesi senin prologu başladığın otele geri dönmemizi istiyor.
Jenny'nin kolyesini gümüş bungalov selte 6 numarada ara. Bu adamların da derdi çok ilginç abi ya. Hayatta kalmışsın. Kaçarken. Hayatta kalmışsın ve diyorsun ki benim şeyimi bul. Kolyemi bul. Kolye kaldı. Bu şey gibi abi ya, hani Amerikan filmlerinde felaket dahi olsa içeri girip önemsiz bir şey almaya çalışır ya. Köpeği kurtarmalıyız. Hayır, fotoğrafı kurtarmalıyız. Fotoğraf abi. Değil mi? Götümüzde zombi bağırırken ben şu neden şu eve girip de biraz daha zaman kaybetmiyorum acaba? Zombi kıyametinde herkese iyilik yapmaya çalışan 13 yaşındaki ergen kız klişesiyle yarışır yani. Biraz kalabalık geldiler ya. Son görevi de aldım abi. Geliyorum yanına. Şeydi galiba abi, 2012 mi 2022 miydi, neydi filmin adı? 2012 idi galiba. Bananım, görüşürüz. Dikkat et kendine. Bahadır, hoş geldin. 2021 miydi lan, yoksa şu dünya sona erecek yayını diyorsun değil mi? 2012 idi galiba abi ya. O da olabilir, vallahi emin değilim. Hatırlamıyorum ki. Dünyadaki bütün yaşam sona erecek, sadece birincekle aşağı eğlence mi kalıyordu? Bir şey kalın. Aşağı eğlence köyü kurtuluyordu sadece. Hakikaten inanıp gitmişlerdi bu arada ya. Tabii canım, oraya giden en az 100 tane geri zekalı vardı yani. Ben oraya gittiklerini hatırlıyorum yani. Meteor düşecek, götümüze girecek ama Şirince'ye hesap edemeyecek. Ben anlıyorum. Abi bilmiyorum. Aşağı eğlence... Köy de hakikaten öyleydi yani. Köy olalı böyle eziyet görmedi diye. Ne kadar Birleşmiş Milletler gibi Avrupa ülkesinden adam varsa toplanmışlardı oraya. İnsanlığı yeniden inşa edeceğiz falan diyorlardı. Abi ederler de onların inşa edeceği insanlıkla şu ankinin pek bir farkı olur mu bilmiyorum. Acayip bir şeydi o. Yani cidden komikti yani. Ve adamlar buna inandı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence oradaki bir işletmenin pazarlama kampanyasıydı bu ve herif başardı yani. Aşağı ayrancı göğü olarak. Aşağı ayrancıyı ben öylesine söyledim de abi, Şirince'ye eminim ya. Şirince vardı Şirince galiba. Şirince miydi lan, yoksa? Benim aklımda aşağı ayrancı. Şirin evler miydi? I'm so thirsty. Abi kim diye bir kar buldum burada. Antik Mayaların bundan 5000 yıl önce Şirince köyünü nokta atışı olarak tespit etmeleri hakikaten çok şaşırtıcı. Sen bir şey buldun abi, bir görevi ilerletiyorsun şu anda ama. Dur bakayım, geldim yanına. Su bul dedi abi. Ha, sen yeni görev aldın ha. Evet. Kim için su bul görevi? Yani cümleyi tamamlamadan verebilirdim de oyun mecbur tamamlattı, kusura bakma. Servis bu kadar hızlı. I'm Annie and I'm looking for my teddy bear. Abi, bir o eksikti. 20 yaşında kocaman karı bikinileriyle diyor ki ben oyuncak ayımı kaybettim. Ulan hadi kolyeye, fotoğrafa bir nebze okeyiz de yani. Abi 20 yaşında deve gibi kadın ne işi var oyuncak ayıcıkla ya? Number 15 where I live with my sister Jenny. 15. bungalovdaymış. Dışarıda kan gövdeyi götürüyor yani. Senin oyuncak ayın mı kaldı? He's a brave teddy bear. O cesur bir ayıymış abi. Onu kurtarabilirmişiz. Kırmış kafayı, kırmış. Tamamen kırmış. Aynen bak, Bahadır söyledi abi, Aztek takvimi 2012 yılında bitiyormuş. Sonrası yokmuş. Ama öyle bir film de yaptılar bu arada. Filmde dünya ikiye ayrılıyor abi. Bildiğin yer ikiye ayrılıyor. Ve kız diyor ki köpeğimi kurtarmalıyım. Kurtar abi tabii Bobby. Yani. Bobby. Yemişim Bobby'sini. Kurtar abi tabii yani. Niye şey yapasın? Geniş geniş kurtar rahat rahat. Dünya yarılıyor amına koyayım. Ya rahat rahat kurtar. Obi'yi de kurtaralım, Jack amcayı da kurtaralım, herkesi kurtaralım anasını satayım.
Last of Us'ın dizisini izleyeceğim abi. İzlemedik daha doğrusu. Bir bölüm kadar falan sabredebildik. Çok yavaş ilerliyor ya. Hiç keyifli değildi be abi. Yani çok sevenleri abi, var tamam da yani hiç keyifli değildi. Bir saat izledim ve bir saat boyunca söyleyeyim. O ne zombi. Bak tipinden belli falan böyle. Bir saatin sonunda nihayet zombi. Evet doğru, nene zombiymiş. Bu arada nene zombi dediğim arkadaşlar, Last of Us'ın bir zombili hikaye olduğunu biliyorsunuz. Bu da bahsettiğim ana karakter değil. Ya ana karakterin etrafında şekillenen olaylar var. Al kadının bir tanesi zombi. Yani belli ama bir saat bekliyor adamlar bunu açıklamak için. Oyun açılacak da başlayacak da. Herhangi bir zombili hikaye izlemiş, okumuş, ne bileyim seyretmiş olan herkes Onine'nin zombi olduğunu daha dizi başlamadan tahmin edebildi zaten. İkinci bölümden sonra mı açılıyor? Abi bilmiyorum, hiç o kadar zaman ayırmadım ya. Aa, her neyse dedim ve hayatıma devam ettim yani. Şarapçı mekanı var her yerde, her türlü şarap bulabilirsin Şirince'de. Bir kere gittiğimde adam bana diyor bu meyve suyu. Anlaşıldı işte, kafamız nasıl güzel durumu yani. Dünya sona erecek, biz kurtulacağız. Nasıl bir hezeyanın sonucu işte buradan anlayabiliriz. İç şarabı. Abi tinerci zombi beni bıçakla değil, 50 kuruş vermediğim için. Sinyere mi çıkmış? Dilenci değilim, yanlış anlama, beyin lazım. Alt tuşuna basıyorum sürekli, blok yapacakmış gibi. Kendi kendine öldü. Üçüncü bölümü sarar. Aa, bilmiyorum vallahi, ilk ikisini izledi. Şey, ilk bölümü izledik. Hanımla bıraktık kenara. Yahu gene mi bu zombi? Aa, artık satırı kullanabilirim aslında. Arkadaşlar hiçbir iteme bağlanmayacağım bu arada. Çekip atarım kenara. Aa, bizim plug-inch videoları iyiydi ya. Plug-inch. Bir de onun Rebel Isolation diye bir oyunu çıktı da onu çok oynamayı beceremedim ya. Ooo, buraya inilir mi? Baba, dur aman! Can dolduracak bir şeyim yok mu benim ya? Arabayla geliyorum Samet'im. 4x4 pick-up buldum. Kullana kullana geliyorum. Ezeceğiz o zombileri. Süpersin abi. Benim tek sıkıntım var. Bunlar vurdum benim amel defterimi kapatıyor. Ve can item yok. Yanlışlıkla çok yüksek level'da bir yere gittim büyük ihtimalle. Bacım git. Benim canı görüyorsundur herhalde abi. Ben görüyorum ve geliyorum. Ben buna niye hasar veremiyorum ya? Oho, buradaki herkes ayaklandı. Demek ki buraya gelmeyeceğiz daha. Çünkü can toplayacak bir şey de bulamadım. Medkitim de yok. Ama tabii canım, plug-in'in şeyi de vardı.
Cure modu da vardı. Bu sefer virüsü tedavi etmeye çalışıyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi chat? Her şey zamanında güzeldi bak. Şu an mesela aynı tadı vermez bence. Onur'um ben şeyi seviyorum ya. Komedi dizisi. Full komedi olacak bak. Mesela hanımla... Hanım şey sever böyle gizem. Fantastik. Karımın da film zevkini beğeniyorum. Ama ben de full komedi. Brooklyn Nine-Nine, How I Met Your Mother, God Place. Zannedim gel senin 4x4'ümle can kurtaran binasının önünde bekliyorum. Abi, sağlığından ne kadar düştüğünü dikkate alırsak topuklamanı tavsiye ederim. Sanırım hallediyorum abi. Görev yerine yakınım. 80 metre kaldı. Ha peki. O zaman ben sana geleyim arabadan inerek. Level 4 satırım var. O satırla yavaş yavaş kesiyorum çeke çeke. Bugün sabahta bir güzel zomboyla oynadım. Karavan modu ne tatlı oldu o zombuyla ya. Çet şimdi hemen bir kamera açacağım. Herhalde tabla bu böyle mi yapacak ya? Hop. Hop. Brooklyn Nine-Nine'i 3 kez bitirdim. 4'e dönüyorum. Ve karım artık bunun hastalık boyutunda olduğunu düşünüyor. Şeye başlasana işte Parks and Recreation'a başla, The Office'e başla. The Office'i Brooklyn çoktan. Brooklyn Nine-Nine'i yapan adam yaptı hepsini. Parks and Recreation güzeldir. Amazon Prime Video'da upload var, fena değil yine. Aa, Prime üyeliği aldım abi. Ya ben birazcık şey... Blue TV'm var. Senelik üyeliği uyguna denk geliyordu. Blue TV'yi aldım. Orada Prens'i falan izledik, bitirdik. Eşimle. Amazon Prime'ı aldım. Kolpaçino 4 izledim sadece şu anlık Amazon Prime'dan. Yüzüklerin Efendisi'ne falan sulanacağım. Ama vakit olmuyor. Yani genelde ya işte video yetiştireyim, upload dediğim bir şey yapayım falan filan derken. Orada hem upload'a bak abi hem Parks and Recreation'a bak. Parks and Recreation zaten The Office'in neredeyse birebir benzeri gibi bir şey. Office'i aynı ekip. Sevmiştim abi ya. Bu da güzeldir. Hatta bu daha sitcom tarzında bir şeydir. Onu tavsiye ederim. Benim de sürekli izlediğim şeyler arasında yer alıyor. Come here for a second. Okay, listen. There's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is. XP puanı geliyor. Jessica'yı mecburen buraya kadar götürdüm. Lighthouse'a kadar. Şimdi sana doğru koştura koştura geleceğim ve arabayla geleceğim. Hey listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? Anyway, you better go see the James. Sure. Good. Lavon biri kendini bir eve kapatmış. Bana diyor yukarıdaki adamın borcu var. Ama enfeksiyondan dolayı borcunu ödemiyor diyor. Abicim sen çok yanlış bir zamanda açtın bu konuyu. Hakikaten ya. Adam borcunu ödemiyor. Borcu benim için tahsil et. Tahsis et, tahsil denir. Tahsil mi denir, tahsis mi denir? Kredi kartımdan çekeriz abi. Dünya son ermiş ama. Abi canım taksitle öderiz borcu. Senet menet falan bir şeyler yaparız yani. Ben neredeyim, ben buradayım. Omar'ın zombi avcısından anahtarını al. Aa benim görev değişti. Ben sana doğru yardıra yardıra gelmeye çalışıyorum ama yollar çok tuhaf tasarlanmış. Sen yol üzerinde bir yerde olmadığın için sana nereden geleceğim? Benim bu satır bittiğinde beni burada öttürecekler değil mi chat? Yetişebilirsem birlikte mücadele ederiz. Yetişirim ya, 200 metre ötedesin. Bir yerden giriş vardır herhalde. Ben de aşağı doğru ineceğim abi zaten. Birbirimize doğru geliyor gibi olacak. Vallahi yola doğru inersen yoldaki arabalarla çok şahane zombi eziliyor.
Fark etmeden çok ayrılmışız birbirimizden. İkimiz de farklı farklı görevleri yapıyoruz. Bir arada kalalım. Ben güzel bir combo başlangıcı buldum bu arada abi. Tepiyi basıyorum. O tepikten sonra aklı şaşıyor zombinin. Evet, tekme de çok etkili burada, bu oyunda. Sonra satırla giriyorsun ama benim satır bitti. O satırı tamir etmek lazım. Diğerleri 1 level silah dostlar, işe yaramıyor. Neyse ki 4 level mavi bir silahım var. Borç deyince aklıma tek bir replik geliyor. Sebahattin, ödesene borcunu piç. O da güzeldi ya, şansımı seveyim. Türk komediler arasında böyle nadir sevdiğim. Abi Kolpaçino 4'ü izledim böyle. Ya benim çocukken rahmetlik arkadaşımla 3'ü izlemiştik, 4'ü bekliyorduk. Rahmetliğin ömrü yetmedi. Ben dedim ya, bari izleyeyim. Hani geçmişi hatırlıyorsun, şeyi hatırlıyorsun falan. Abi oyuncular nasıl yaşlanmış öyle? Benim kafa duruyor. Ben ve çevrem ilerliyoruz, onlar aynı kalıyor bende. Ben izleyemedim biliyor musun? Aynı nedenden dolayı bir süre sonra izleyemedim. Dedim bu böyle değildi ya. Yani bunlar böyle yaşandıysa kimdir, ben ne biçim yaşlanmışımdır deyip bırakmak zorunda kaldım. Aynı şeyleri hissettim biliyor musun abi? Keyfim kaçtı yani onları öyle görünce. Hele ki Şafak Sezer'i o botokslu haliyle görünce dedim ki aman abi. Bu ne lan yani? Hakikaten zombi gibi olmuş. Tövbe bismillah. Gözler mözler bir kaymış. Borçlu olduğu arkadaş şu an beni tuvalette şamarlıyor abi. Allah beni de 3 tane zombi bir bungalov içerisinde kısırttılar ama dur bakayım. Kurtulmaya çalışıyorum. Hani şey oluyor abi, diyorum ya ben de böyle ben ve çevrem ilerliyor, geri kalan her şey duruyor. Şey aynı şey bana parasal konuda da oldu abi. Parasal konuda derken mesela arkadaşımın yıllar önce aldığı bir araba vardı. Hyundai Accent ama tam modelini bilmiyorum. 30 bine mi ne almıştı ya, işte 27 bine ya 30 bine. Dışarıdaki arabaların fiyatını biliyorum şimdi, işte ne bileyim 800 binler, 700 binler, milyonlar, artık her şey milyon. Sanki Japon yeni gibi hani. Diyorum ulan hani işte bir araba alma konusu falan açıyor. Diyorum 30 bini verecek de üstünü nasıl tamamlayacak? Sanki adamın arabası hiç değer kazanmadı. Hala 30'da kaldı o benim kafada. Bazı şeyler ilerlemiyor abi. İlerlemiyor abi. Ben 2000 kaçta? 2007'de veya 2008'de 30 bin liraya sıfır araba almıştım. Honda. Aklım oradan geldi. Bana sorarsan Honda arabalar hala 30 bin lira ve o para hiç artmadı. Yani hala da fiyatı gördükçe çok şaşırıyorum. Nasıl olur lan 2 milyon lira falan diye, ama yani bence öyle yani. Ona bakacak olursam ben hiç yaşlanmadım kendime göre. Aynaya bakınca fark etmiyorum ama arkadaşlarla birbirimizi görünce bok gibi yaşlanmışım diyoruz birbirimize. O zaman uyanıyoruz yani mevzuya. Aa hakikaten yaşlanmışız diye. Abi benim arkadaşın işte bebişi olunca ben dedim nasıl? Biz daha geçen aquapark'a gidiyorduk. Biz daha geçen gün aquapark'a gidiyorduk. Aynı mahallede top uçturuyorduk abi. Bilardo salonunda geyik çevirirken hangi ara bu noktaya geldik abidin? Aa hakikaten ya, böyle hani evin balkonunda kanka 1 milyon lira verecekler. Yani ama şunlar bunlar olacak falan derken adamın çocuğu oldu yani. İşte bundan ders çıkar Samet'im. Bir süre sonra fark edeceksin ki 40 yaşına gelmişsin. Arada geçen 10 sene içerisinde ne olduğu konusunda net bir fikrin olmamakla beraber bir gün aynaya bir bakacaksın. 40 yaşına gelmişsin. Abi bende şey yok zaten. Bende time skip var böyle hani. Belli bir yere kadar zaman ilerledi. Sonrası skip. Özellikle koronavirüs falan çıktı ya böyle 2017-2022 arası, ki 2017'de çıkmadı korona biliyorum ama sürekli bilgisayar başında yayındaydım. Ben kendi kendime karantinadaydım gene. 2017-2022 arası bende yok abi. 2022'de işte, hanımla tanıştıktan olsun. Sonra bir hani
Orada bir şey var. Hani şu tarihte tanıştık, şu tarihte söz takıldı edildi falan. Ya işte senin benim gibi evden çalışan adamlar için çok daha kötü oluyor. Yani ben de evden çalışıyorum. Dışarıya işte 40 yılda bir arkadaşlarla buluşmak için, markete gitmek için falan çıkıyorum. Neredeyse evde yaşıyorum diyebilirim. O yüzden zamanın nasıl geçtiğini evden hiç anlamıyorsun. Ha dışarıdayken de biraz sosyal iletişimin artmışken çakabiliyorsun mevzuyu da evden çalışıyorsan ve hep aynı işi yapıyorsan, yani işinde de bir varyasyon yoksa seni eğleyecek kadar hiçbir şey fark etmiyorsun abi. Birdenbire bir bakıyorsun 10 sene daha geçmiş. Tam olarak öyle oldu abi. Beni ısırıyorlar Samet'im. Ben gelemiyorum sana doğru. Seni görüyorum aslında. 50 metre ötedesin ama bunlar seviye 14'müş arkadaş. Seviye 14 müymüş bunlar? Evet, seviye 14'müş. Acayip şekilde giriyorlar bana. Sağlığıma baksana. Evet abi. Nereden geleceğim senin yanına doğru? Dur bakayım. Yolda bulamadım. 24 Allah yaşındayım, daha gençmişim. Onurum, bana 24 yaşım dün gibi geliyor. Ben 30 oldum. Efendim bebeğim? Seni duymuyorum aşkım. Abi ben geldim yanına abi. Geldin mi? Bayım. Vallahi gelmişsin. Geldim. Şu Omar denen arkadaşı Can Kurtaran Kulübesi'ne ulaştırmaya çalışıyorum. Omar bu tarafa doğru gelmeseydi uğramazdın gibime geliyor ya. Neyse. Omar'ın sayesinde buluştuk. Abi Omar bahane abi. Ben senin için geldim. Tabii. Omar'a tıkladığında sana para veriyor mu abi Omar? 175 dolar veriyor nedense Omar. Yani çok bir bereketli. Çantasında para mı taşıyor? Ne bakıyor? Görev yaptım abi. Evet. Ben de bir tane hatunu şeye götürdüm. Fener Kulesi'ne. Deniz Feneri'ne. İşte abi sana hatun, bana Omar. Ya. Omar Bey'in... Bir de Omar Bey benden anahtar istedi. Borcunu vermeyen adamın evine gitmiş, evinde kasa varmış. Gidip adamdan anahtarı al diyor. Adamı da göreceksin abi, şeydeki ikinci oyundaki kırıcılar gibi böyle. Kaslı maslı, iri yarı bir şey ağzıma tükürdü. Yalnız Omar ne kadar rahat yürüyor ya. Yani sanırsın tatil beldesinde güneşin keyfini, tatilin keyfini çıkaran bir arkadaş. Koş lan, ha böyle işte. Giren çıkan Omar'a kadar, değil ki, koşturup bana. O kadar rahat yürüme kardeşim. Bana ya da sana saldırıyor. Yani... Benim Deniz Feneri'ne götürdüğüm kadının kocası da ısırılmış. Garımı kurtar, garımı kurtar deyip... Benden yardım istedi. Karıyı Deniz Feneri'ne bırakınca hiç kocama ne oldu, geri döneceğim mi falan diye sormak yok. Koştura koştura girdi Fener'in içine. Gracias. Hey, I always remember my amigos. Aa, altı patlar verdi. Ve ilk silahımızı aldı. Hayırlı olsun. Reis, eyvallah. Evet, altı patlar güzel yani. Ama ateşli silahı göremedim ben. Silahlar olarak ayrı bir panel mi var? Ha, altı patları 10 level oldu, öyle gidiyor. Nasıl giyeyim yahu? Şimdi abi ikimiz de burada olduğumuza göre bir tane ortak görev seçelim bence. Ortak görevimizde ne olsun? En yakında ne var? Abi ben şu işe yaramayanları bir bırakıp... Ya bırak, hatta crafting masasını bir ziyaret edelim ya. Evet, level 4 olanları bir tamir etmem lazım. Merdivenleri pişik olmuş gibi yürüyor. Ya çünkü Omar öyle zor bir görev verince ben onun... Biraz onunla ilgilendim ben. Aa, param bitti. Harbi mi? Bende 1356 var. Dur ben vereyim. Doğrayıcı çubuğa upgrade yaparken paramı bitirdim. Samet, bu oyuna bir senden lazım. Gel.
Hakikaten ha. Bir yapımcı Deluxe Edition daha lazım bu oyuna. En azından doğrucu çubuğa upgrade bastım. Şey yapabilirim, şu yandaki elemana girip bir şeyler satabilirim. Son upgrade'i $434, bende $390 mı ne var? Ama o kadar yan görev yaptık ya. Jenny miydi abi senin getirdiğin gacı? Jenny'ydi galiba ya. Öyle Sanırım öyleydi yani. kenarda köşede Dikkat. duruyordu. Koskoca altı patlara $40 veririm diyor. Wayne, sen de fırsattan istifade adam seviyorsun ha. Yani kıyamet mıyamet derken kaptırıyorsun Vallahi. bakıyorum. Şu eti de sattık mı? Ne oldu? $441. Tamam. Ya son upgrade'ine basam iki silah kullanacağım zaten. Sonrasını tamir et. Kullan, tamir et, kullan. Maggie was right. We can't just sit here and wait. Adam da beni tuttuğu yerde Maggie'yi buldun mu, Maggie'yi buldun mu soruyor. Kalk kendin ara karını. Abi sadece $28 kaldı abi. Ya ben sana para atabiliyor muyum acaba? Cash yok. Atamıyorum ya. Çok fazla şeker. Luke'un kardeşi Danny'ye insülin ulaştır. Ben şeyi seçtim abi. İnsülini seçtim. En yakında o vardı. 137 metre ileride. Ona gidebiliriz istersen. Bende gözükmüyor abi. Benim haritada gözüküyor. Sende niye gözükmüyor ya? Allah Allah. Görevi takip et dedim. Bende de gözüktü. YouTube'a bir bölüm arası verip öyle devam edelim mi abi, vaktin varsa? Gerçi Tabii tabii. Tabii. ona geliyor saat. Eğer iş var dersen abi 15 dakika daha oynayıp öyle finalleyelim hani, çünkü ona geliyor. Hiç fark etmez benim için hafta sonu bugün. Hafta içi şey yapamıyorum da hafta sonu Süper rahatım yani. abi. Sen O zaman karar ver Samet'im nasıl istersen. Hiç fark etmez benim için. bir bölüm arası verelim, yardıralım abi. Sevgili dostlar, Tamamdır. kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Dead Island 1'den bu videoluk bu kadar efendim. Esenlikle kalın. Bay bay.